Cümleten selamünaleyküm Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve kanalımızı takip eden diğer değerli takımların değerli taraftarları. Hepiniz hoş geldiniz. 24900 için de ayrıca teşekkürler. Ne güzel oldu ya az önce. Geç bir önceki videoda da vardı ama dile getiremedim. Yoğunluktan dolayı. Sevgili arkadaşlar sponsorumuz golva.coma hepinize selamları var. üst düzey yöneticilerinden biri de hastaydı. Onlara da buradan tekrardan geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Umar da bugün benim yazı vermem lazımdı ama en son verdiğim yazı yayınlanmadı. O yüzden onu kolaj olarak yapsınlar. Ben yine yazı yazarım inşallah. Kurban da kurban almadan önce bir birkaç e, hayvana baktık ettik. Adam dedi ki şu dedi 42, şu 35 dedi, şu da 30 mu dedi. Yok 42, 38, 35 dedi. 35 dediğinden 42 arasında yani YouTube tabirine söylüyorum 25 bin takipçi falan fark var. O kadar farklı yani. Ee, <laughs> o 35 dediği de şey 38 dediği de yine o 25 bin fazla olandan bir 20 bin falan daha düşük. O yüzden biz de 42 olana niyetlenelim. Bizim İbrahim abi var. İbrahim abi güzel bir cümle kurarak lafa girdi. Ben de bir fiyat vereceğim ama dedi. bizi kovma dedi. Pazarlığa oturalım diye. Yok kovmam dedi. Bak beni kovmazsan dedi şey yapacağız dedi. Yok estağfurullah buyur dedi. Elini tuttu. 20 bin dedi. <laughs> Biz perde çıktık orada şok olarak. 42 bin diyor. 20 bin diyor. Pazarlığa 20 binden girmek diye. Ben de şimdi aynısını size söylüyorum. Ben şimdi size bir video çekeceğim ama. Beni kovmayın olur mu? Yani gönlünüzün bir köşesinde durayım. Muhtemelen ilk videodan ötürü bana şu anda diş bileyen çok kişi vardır. Gustavo ya sen övdün. Sen ona iyi topçu dedin. Sen toptan anlamıyorsun. Ben toptan da anlarım. Topçudan da anlarım arkadaşlar. Merak etmeyin. Topçudan da anlarım oyuncudan da anlarım Ha benim şahsi fikrim şu. Siz bağımsız konuşmuyorsunuz. O süreklileştiren arkadaşlar siz bağımsız konuşmuyorsunuz. Ya da papağan gibi ezberliyorsunuz. Ülkemizin en büyük sıkıntılarından birisi bu. Seyirciler işte atıyorum sokak ortasında siyaset konuşuyorlar aynı cümleler. İşte e, dini sohbet yapıyorlar aynı cümleler. Bir şeyi savunuyorlar aynı cümleler. Bir şeyi kötülüyorlar aynı cümleler. İşte ateizmi savunuyorlar. Aynı cümleler. Hep aynı kalıplar. Başka hiçbir şey yok. Allah madem vicdanını niye cehennemi yarattı? Hmm. Ah öyle diyorsun. Öbürü çıkıyor işte telefonunu göster. Başka bir şey göster. Telefonunu göster. Öbürü çıkıyor işte dini taşımadan. Sen Menderes'i savundun. Hep aynı cümleler. Standart kalıplarınızın bir dışına çıkın. Kendiniz olun. Kendiniz izleyin. dediğim 8-9 dakika bir şey maksimum. Açın kendiniz izleyin. Kendi fikriniz oluşsun tarafsız bir şekilde. Ama hocam herkes kötü diyor. Herkese kalmayın arkadaşlar. Dünya nüfusunun çoğu Müslüman değil. Yani elhamdülillah Allah bize böyle bir nimet bağışlamış. Kanalım şey you Twitter'da bir sayfanın birinde gördüm. Çok ama çok hoşuma gitti. Onunla başlıyorum arkadaşlar. Bu daha başlangıç değildi. Ver intro'yu. Hesap sahibi yazmış. Şükrü Saraçoğlu'nda bu sene tribünü meyhaneye çevirmeyelim. Kısa ve coşkulu tezahüratlar yapalım. Futbolculara vur vur demeyelim. Her 60. dakikada arda arda diye bağırmayalım. Rakipte hangi oyuncunun sarı kartı var bilelim. Santra'da omuz omuzaya senkronize bir şekilde çıkalım. Bazı oyunculara kafayı takmayalım. Omurdanma vesaire yapmayalım. Hakemi hayvan gibi etki altına alalım. Güneşimizi kaybetmeyelim. Telefonları 90 dakika boyunca kullanmayalım. Madde etkisindeyken ve sarhoşken tribüne gelmeyelim. Sarı lacivert şampiyon fener yapabilelim. Yanlış paslara garip sesler çıkarmayalım. Geriye düşünce takımda gerginlik değil, hırs oluşturalım. Oyunculara hata yapma korkusu yaşatmayalım. Rakip takımın kalecisini hakeme şikayet edelim, süre geçirme vesaire. Stada erken giriş yapalım ve en önemlisi en ufak şüpheli pozisyonda bile hakemi vara götürmek için tepki gösterelim, bağıralım. Sadece ceza sahası içindeki pozisyonlar için değil, orta sahadaki aşil tendonuna basma vesaire pozisyonları için de bitmiyor. Rikik, penaltı olunca oyuncu tezahüratı yapmayalım. Kendileri ve hoca karar versin. 40 derecede bile atkıları unutmayalım. Bir amigo ve grubu değil Fenerbahçe'yi desteklediğimizi unutmayalım. Maç esnasında gereksiz sessizlikler, dona kalmalar yaşamayalım demiş. Bu kardeşimize buradan selamlarımı iletiyorum. Sen gerçekten Fenerbahçelisin. Ve inşallah taraftarımız da seni dinler. Hal Antonio Antony transferini oyuncunun anlaşma dışı istekleri ve maddi talepleri nedeniyle askıya almış. <laughs> Gene nerenin tapusunu istedim Vakayme ya. Trabzon'a gidersin, Uzun Göl'ün tapusunu istersin. Hal <laughs> gidersin. Bakalım kimin elinde patlayacak. FC Porto. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Brezilyalı stoper Nino ile ilgileniyormuş. Filminense de Nino için 8 milyon euro istiyor duyumları var. 1. Arkadaşlar bana bunu özelden sormanıza gerek yok. Hocam Porto ilgileniyormuş diye. Videoda açık açık söyledim değil mi? Porto ilgileniyormuş. Hatta dedim ki Porto'nun ilgilendiği ama bizim aldığımız futbolcuları biz hep yüksek fiyatlara satıyoruz Avrupa'ya. Misal kim? Sanki ikinciyi yaptık da. O yüzden dedim Fenerbahçe'yi tercih etmesi daha mantıklı olur onun açısından. Biz bir şey değil. Hocam o zaman kesin Porto'ya gider. Ya çıkın kalıplardan arkadaşlar. Çıkın kalıplardan. Bakın. Kafanızdaki Porto imajınız edelemek istemiyorum ama Porto, Benfica, Sporting, Lisbon gibi takımlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların verebilecekleri yıllık ücretlerin 3'te 1'ini anca verirler futbolculara. O sizin e, Porto'dan başka takımlara yüksek bedellerle giden futbolcular var ya hani hayranlık duyduğunuz. Belki asgari ücrete çalışıyorlardı Porto'da. E o kadar da değil hocam o kadar da. O kadar da o kadar da merak etmeyin. O 40 milyon euroya giden futbolcular 40'ın 40'ta birini zekatını alamıyorlar yıllık ücret olarak. Daha 200 bin euroya falan oynuyorlar ha. E hocam e, biz de inandık. Sen ne yapıyorsun Süper Lig'e gelene dayıyorsun 4 milyon euroyu. Sayıyorsun 3 milyon euroyu, 5 milyon euroyu. O da seni sövüşlüyor gidiyor. Ya çok basit bir şey soruyorum. Çok basit. Çok ama çok basit bir şey soruyorum. Benim hangi arabaya hayranlık duyduğumu biliyorsunuz. Hangi arabayı almak istediğimi biliyorsunuz. Yani ee, ben o arabayı alsam. Bir arkadaş dese ki ben sana sponsor oldum. O araba al sana hediye. Ama işte şurada logo olacak dese. Ömür billah tut dese ömür billah tutarım. Ya ömür billah tutarım. Çünkü benim için büyük para. Adam için belki sıfır para. Aa baktığın zaman böyle bir durum var işte. Futbolcular da öyle. Porto diyor ki ben seni çok yüksek bir yere götüreceğim ama fedakarlık istiyorum az miktarda oyna. Anladınız mı? O yüzden Porto Morto bak. Bak Monaco farklı. Onun durum farklı. Neyse. Nino için süper e, duyumculardan bir tanesi Yağız Bey demiş ki Nino Jesus'ta çalışmayı istiyor. Bir kere bunu duyum olarak vermenize gerek yok. Duyum olarak vermenize gerek yok. Yorumculardan bir tanesi mesela. Burada videoya yorum yapan herhangi birisi desin ki hocam Nino Jesus'ta çalışmayı istiyor mudur? Gülerim sadece. Ya bu soru mu ya? Soru mu Allah aşkına? Şey gibi hocam işte Brezilyalı futbolcular Pele'yi tanıyor mudur? Roberto Carlos'u tanıyor mudur? Demek gibi bir şey. Absürt. Normal. Ama devamı var. Diyor ki Nino Leo Ortiz'den daha pahalı. Demiş yine Yağız Bey. Bir yaşıma daha girdim. Yanılmaz bir şey. Leo Ortiz 7,5 milyon euro piyasa değeri var. Biliyorsunuz Bragantino'nun futbolcusu olan Ortiz. Ama onun 7,5 olduğuna çok aldanmayın. Yani onun 7,5'una çok aldanmayın. E, belli bir şirketin takımları bazen bir yerlere hükmedi futbolcuların fiyatlarını artırabiliyorlar Ona çok aldanmayın. Nasıl yani hocam? Yani transfer market'a para verip futbolcular mı artıyor? Para vermesine gerek yok. Ama şunu söyleyeyim. Leo Ortiz'den daha pahalı diyor. Kısmen ona da katılıyorum. Ortiz için belki 5 milyon euro alırsın. Yine diyor ki Yaz Bey Fluminense Nino'nun %60 bon servisine 6 milyon euro istiyor. Dur bir tahmin yapayım. %60'ına 6 istiyorlarsa %100'üne 10 milyon euro istiyorlardır. Bildin mi? Nino için Fluminense bonservisinin tamamını 10 milyon euro istiyor. Mustafa Hoca inebildi. Alkış falan böyle saçmalamayın ha. Ulan %60'ına 6 istiyorlarsa %100'üne tabii 10 isteyecekler. Kaç isteyeceklerdi? 80 isteyeceklerdi? Fenerbahçe'nin Nino'ya hala ilgisi sürüyor demiş. Bence Nino defteri kapandı. Kapanmaz yarayım diye şey yapmayın. Kapanmış artık. <laughs> ya şunu söyleyeyim. Gerçekten bak aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Lan yüzde kaçını veriyorlar işte? Yüzde altmışını veriyorlar? Bırakın alt, yüzde altmışı sizin olsun. Yüzde altmışı sizin olsun. Ne olacak lan? Kolu bacağın nasıl olsa senin. Hocam yüzde altmışını alacak satarken az para gelir. Lan az parayı alıyorsun az para kazanacaksın. 80 milyona falan satma niyetin mi var? 6'yı alıyorsun. En fazla satacağımız 20. En fazla. Taş çatlasın. Satılmaz. Bak Nino'da 20 satılacak potansiyeli yok bence. Ha Brezilya milli takıma sürekli seçilir. PR yapar. O zaman bir şey diyemem. Ama 15'e falan anca satılır. 6'yı alıp 15'e satsan zaten 9 falan almış olursun. 3 milyon euro kar. Bence bu iş Nino işi iptal. Sıradakine geçelim. Stoperde değişik şeyler olabilir. Gelecek denilen bir oyuncu gelmeyebilir veya gelmeyeceklerinden bir oyuncu gelebilir demiş. Birazcık bekleyin demiş Yağız Bey. Yani ben bütün tuşlara basayım da hangisi denk gelirse demiş. Ruben Semedo. Hemen Semedo dosyasını açalım. Dün iki videolarda var ama bunlar yine de ben konuşayım. Adam öldürmeye teşebbüstü, tecavüz, soygun, madde kullanımı, kırmızı tubu. Ney? Adam tam bir bela şimdi rakipler düşünsün demiş. O kadar da suç dosyası kabarık değildir. Bir ikincisi adama isnat edilen suçla kanıtlanan suçu arasında fark var. Yani isnat edebilirsin ama kanıtlanmadıysa ondan ceza almadıysa şeydir. Ama şu var. Her gün he for she yapıyorsun. Benim kolda da vardı. Dün şeyde dikkatimi çekti. he for she yapıyorsun. Tweetlerini falan paylaşıyorsun. Kadına şiddete karşıyım falan diyorsun ama bu oyuncuyu transfer edersen bayağı tepki alırsın. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim bildiğim Fenerbahçe geleneklerine göre Ruben Semedo kesinlikle Fenerbahçe'de. Yüzde yüz. Bakın Fenerbahçe böyle absürt işleri sever. Gider he for she yapar gider bu oyuncuyu alır. Demedi deme İbrahim. Orada Sport Time ve Nova Sports Ruben Semedo'nun menajerinin Fenerbahçe ile temaslarda bulunmak üzere İstanbul'da bulunduğunu, Olympiakos takımıyla birlikte antrenmanlara katılmadığını, Fenerbahçe için bir seçenek olacağını belirtmiş. Yani şunu söyleyeyim. Semedo'nun hızı var arkadaşlar. İzlediğim kadarıyla temaslı bir stoper. Hani Kim Minji'nin benzeri bir stoper desem yalan söylemiş olmam. Özel hayatı yüzünden bazı sıkıntılar var. Hani Semedo'nun. Gustavo Henrique'yi sayarsak bir de Semedo'yu sayarsak iki. Bence Fenerbahçe'nin iki stoper transferi bunlar. Ha bunlardan bir stoper daha olacak. Bir duruyor. Pablo Mari'yi mesela çok konuşuyorlar. Onu da dünkü videolarda konuştuk. Seçeneklerden bir tanesi. Hani listemizde olan bir isim. Ama devamı var mı? Yok. Şimdi sevgili arkadaşlar bu Penza. Onu da konuşalım. Bu Penza'yı e, WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlar da çok sordu. Dün gece yarısında sanırım. Arapça bir tweet atılmış. Yani Arap medyasında mı? Arap sosyal medyasından Twitter'dan bilmiyorum bir yerde atılmış. Sonra bu tweet'i bazı kardeşler takip etmişler. Kaynağını bulmuşlar. Kaynağından yola çıkarak gazeteyi bulmuşlar. Gazeteyi e, şey halinde bulamamışlar. Yayın halinde PDF'ini bulmuşlar. PDF'sini bulmuşlar. PDF'sinden de yola çıkarak Fenerbahçe'nin bu penza için kulübü Al Arabi'nin kapısını çaldığı ve beklemede olduğunu belirtmiştir. Yani habercilik anlayışı böyle bir şey. Yani bu böcek diyor buraya nasıl gir diyor. Bu böcek diyor Afrika'da diyor muzun, muzun içinde yaşıyor. Muza binip geliyor şöyle böyle falan filan. İki sene kontratı kaldı. Bu arada Amir Cup 2022'de oynuyor, oynuyormuş. Bu penza. 90 dakika oynan, gol asist yok. 4.250.000 euro'yu aldılardı. Yaş 25, borvette kanatta oynayabilir. Bak mesela benim istediğim, sevdiğim tipte bir oyuncu. Ama şunu söyleyeyim. Beklemeyin dediğim zaman da kızıyorlar. Şimdi hem bir taraftan sövüyorlar gele gele bu penza mı gelecek diye. Gelene gidene sövüyorlar. Hani eleştiri diye artık işi hakarete, küfüre götürüyorlar. Ki yakında sosyal medyada çok net bir temizlik yaşanacak. Şimdiden de herkese uyarayım. Yani beni bulamazlar, beni bir şey yapma İnanın öyle bir buluyorlar ki. Öyle bir buluyorlar ki. Benim işte fake hesap açtım. Hiç şöyle yapıyorum. VPN e kullanıyorum falan filan. Bak. Denemek istiyorsanız siyasilerden bir tanesine bir küfür edin bakalım. Bakın bakalım anında nasıl buluyorlar sizi. 15 dakika içerisinde nasıl evinize polis geliyor. Bir deneyin. Deneyin. Ya da mesela atıyorum şeylik saçma sapan bir şey yapın. Bak bakalım nasıl buluyorlar. Başkasının adına hesap açın. Bakın bakalım yine sizi nasıl buluyorlar. İstediğiniz kişinin adına hesap açın. Hiç fark etmez. Arkadaşlar yani benim Allah'a çok şükür çok geniş bir çevrem var. Savcı tanıdıklarımız, hakim tanıdıklarımız işte ee, kaymakamlar, valiler, şunlar bunlar birçok tanıdıklarımız var şükür. Emniyetten, MIT'ten, şuradan buradan. Öyle bir buluyorlar ki ama hocam futbolcuyu çöplüyorlar, küfür ediyorlar. O, kimin umurunda ya? Gustavo'ya sövmüş kimin umrunda? Bruno Enrique'ye sövmüş kimin umrunda? Bilmem Seferovic'e sövmüş kimin umrunda? Ama etmeyin, eylemeyin arkadaşlar. insanlıktan utanın ya. insanlığınızdan utanın ya. Gittikçe çamura batarsınız. Yani onu söyleyeyim. Şimdi bu PDRT'den sonra herkes bu Penza Fenerbahçe duyumlarını özel olarak vermeye başlamış. Böyle de iki şeylere denk geliyoruz. Bakın arkadaşlar görün bakın sosyal medya çalkalanacak. Bu penzayla çalkalanacak. 7-24 artık duyarsınız. Fenerbahçe alıyormuş istemiş. Fenerbahçe isterse alır. Galatasaray'ın devreye girmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın işte bir sürü futbolcusu olduğu için onları girmez herhalde falan filan diye. Herkes topu Ahmet Selim Kul'a atar. Biliyorsunuz Ahmet Selim Kul e, transferde iddialıdır. Hani o da iddialı bir cümle kurmuş. Ben forvet transferi olacağını pek sanmıyorum demiş. Yani ben Türkçesini söyleyeyim size. Playa transferinde işler zora girdi diyor. Katılıyorum. İşler zora girdi. Ee, biz 4'ten 5'e çıkmadık. Sonra başkaları girip 5'ten de yukarı çıktı. Oyuncu bizi istiyor ama kulübü para istiyor. Neyse. Ahmet Bey'e dönüyorum. Ben forvet transferi olacağını pek sanmıyorum. Benim bildiğim forvet transferi bitti. Kısa vadede de beklemiyorum. Sonrasına bakılır. Olursa bir aydan önce olmaz demiş. Katılıyorum. Ağustos'tan önce forvet beklemeyin. %100 katılıyorum Ahmet Bey. Ahmet Selim Bey'e %100 katılıyorum. Ee, Ahmet Selim ile ilgili de birçok özel bilgiye sahibim. Kendisi de muhtemelen benimle ilgili bilgilere sahiptir. Katılıyorum Ahmet Bey'e. Doğru söylüyor. Olursa fırsat transferi. Ya play olacak bile olsa Ağustos'un birinden önce beklemeyin arkadaşlar. Alın size kap net söylüyorum ha. Kıvırma mı vurma yok ama bu iş fırsat transferine döner yani olursa fırsat transferi olmazsa çorba transferi diye çok bekleyeceksiniz yani 25 bin olsaydınız hemen açıklanırdı yine deneyelim 25 bin aboneye ulaşalım belki 25 bin aboneye ulaşınca bir sürpriz gerçekleşir yani 25.000 abone olmadan a plus Gerçi Pedro geldi ya bence Pedro ile idare edin Pedro var King de oynayabilir Serdar Dursun var Valencia var yeter bence da düşünülüyorlardır. Fenerbahçe Beko ile her konuda anlaşmaya varan Nick Kalates Barcelona ile sözleşmesine karşılıklı ettikten sonra İstanbul'a gelecekmiş arkadaşlar. Onu bekliyorlar. Biz bunu vermiştik. gelirse yanılmamış oluruz şükür. Dinamo Kiev maçını çok fazla soruyorlar. Dinamo Kiev maçını farklı bir hakem yönetecek diye arkadaşlar. Mağaradayken internet çekmedi mi? Bu arada Alanya'da bir yer duydum kamp yeri diye. Tam hatırlamıyorum da. Ee, günlük 65 liraya kalıyormuşsunuz. 35 liraya işte mini buzdolabı kiralayabiliyormuşsunuz. Elektrik su parası da buna dahilmiş. Kablolarla falan gidiyor. Çadır kurabiliyorsunuz diyor. Yani çadırdan dolayı 65 lira veriyorsunuz. Çadırınız yoksa 100 lira veriyorsunuz diyor. Ee, işte büyük buzdolabı alsan 35 lira 40 mı oluyormuş? 60, 60 lira mı ne? Hani buzdolabı falan kiralayabiliyormuş. Kamp yapabiliyorsunuz denizin kenarında diye çok hoşuma gittiydi. Bu burada tatil yapan var mı? Şey mi? E, onu bir sorayım dedim. Demini çok taştık diyorlar. Biz ben mesela böyle bir şey düşünüyorum. Ağustosun sonuna doğru. Ama işte çadır hayatı, kamp hayatı biraz herkese şey yapmayabilir. Aklıma o geldi, ondan dolaşı şey yaptım. Şimdi e, mağara dedim ya. Kiev maçının Rövanş maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati e yönetecek arkadaşlar. Bunun da Berisha'nın skandal bir golünü iptal ettiği maç vardı diye hatırlıyorum. Hakeme hakem yani şu an bak bir kez canını yakar, iki yakar, üç yakar, dört yakar, beş yakar artık beşinciden sonra hakem konuşalım. Eğer öyle bir şey olursa. Ama ya hakem şu geldi bu geldi ilk maçtaki hakem tamam vermediği kartlar var şu var bu var da. Abi bizim de kendi salaklığımız ya. Eşek kadar kale var. Adam gidiyor kendi arkadaşına vuruyor. Öbür eşek kadar kale var. Topu alayım, sürüyüm, vurayım demiyor da gelişine vurayım ben bir egzotik bir gol atayım derdinde yere git. Dansan ki hayatında egzotik golüm var. Demiyor kimse buna. Neyse. Deni Boyko. Bak Dinamo KM'le ilgili açıklamaya bakın. Bak. Allah rızası için bak. Aklı Selim açıklamaya bakın. Diyor ki İstanbul'daki atmosferi iyi bilirim. İnanılmaz. Incredible. Ancak Fenerbahçe taraftarıyla baş edebiliriz demiş. Kapat görüntü. Bir, bir hareket, elimle bir şey yapmam lazım. Kapat. <laughs> Ayrıca revanş biz değil. Fenerbahçe daha fazla baskı altında olacak. Çünkü onlar evlerinde ve galibiyet isteyen taraftarın önünde oynayacak. Manyak. Kimsenin galibiyet derdi değil. Kimse beraberlik olsun işte uzatmada bizim tek bir derdimiz var şu anda. Nedir? A plus forvet. Şu anda Bakın Twitter'a bakın şuraya bakın buraya bakın. Lan kimsenin umurunda değil Dinamo Kiev maçı. Şampiyon olacak futbol kimsenin umurunda değil. Takım oyunu kimsenin umurunda değil. İlle forvet istiyorum. Allah belanı vermesin. Kaç tane forvet geldi. Daha ne gelecek? Lan arkadaşım Joao Pedro ve Joshua King'i Galatasaray alsa sarı kırmızı metiyeler diziyordun. Metin Oktay'dan daha büyük pardon Metin Oktay diye birisi yok Türk futbolunda özür dilerim. 1959 öncesinde doğan herkes e, insan bile sayılmıyor Galatasaraylı arkadaşlara göre şey hani futbol camiasında öyle birileri yok. Özür dilerim Metin Oktay dedim. Pardon. Kim olsun? Ee, 90 sonra doğan Hakan Şükür olsun Galatasaray efsanesi mesela. Ha, pardon o da onu da söylemiyorduk. O başka bir şeydi. Arif yok. Neyse bir tane forvet düşünün mesela. Lan Pedro'yu almış, King'i almış. Yere göğe sığdıramazdınız. Bak adamlar kimleri alıyor diye. Ya Fenerbahçe aldığı zaman ya, ya, ya. ya, Serdar Dursun dakika başına en, en golcü futbolcu şu an dünyanın en golcü futbolcusu dakika başına. Harbi dünyanın 2021 2022 var ya dakika bazında dünyanın en golcü futbolcusu ha. Milli takımdaki o gollerinden sonra. Tuhaf. tuhaf değil mi? Ama benim Valencia mesela. Valencia ben takım oyuncusu olur. Bak takım oyunu oyuncusu değil. Bence Valencia'ya çok kısır, bel bağlanmak lazım. Ha Pedro iyi. Ben playa'yı istiyorum şahsım adına söyleyeyim. Alo, hocam senin de transfer olmayacak diye dönmüyor Ama transfer olmayacak gibi duruyor. Ya da uzayacak gibi duruyor. Doğru. Ama 25 bin olursak bir umut var. Ee, neyse. Boykon'un şu açıklaması diyor yani ya, hani, Fenerbahçe olacak. Onlar galibiyeti istiyor diyor. Hayır bizimkilerin derdi galibiyeti değil bizimkiler şov istiyor. Bir de siz düşünün bakalım adamlar o kombineye o kadar para vermiş, o kadar sırada durmuş. O adam oraya oturmaya mı gelecek? Sen bak bakalım o Kadıköy'de kaç tane yiyip gideceksin boy kocuk. Ama şunu söyleyeyim haksız da sayılmaz. Fenerbahçe tribünleri videonun başında söylediğim o homurdanmaları yapmaması lazım. Fenerbahçe'ye yakışır şekilde taraftarlık yapmalar lazım. Son olarak Zeiss ve Pelkas. Çok soru geliyor. Hani gidiyorlar? Hani kalıyorlardı? Hani gidiyorlar? Hani kalıyorlardı? Şöyle bir şey söyleyeyim. Pelkas'ı %100 gitti kabul edin. Zeiss içinde %70 gidebilir diyorum. %80'e çıkartıyorum hadi. Benden zam olsun. Arkadaşlar. Hocam sen de işte amma dönekmişsin. İşte bir de şöyle böyle demiyorsunuz. Değil mi? Başkalarına da demiyorsunuz demeyin. Karışık. Şimdi bak Jorge Jesus daha kamptayken benim oyun planıma uymuyorsun dedi Pelkasa. Sen benim oyun plan benim oyun planıma uymuyorsun dedi. Konuşursam ya yeniden öyle bak Pelkasçım canım benim. Kendine en kısa sürede bir kulüp bulman lazım. Ya hangi kulübe gidiyorsan git ben kardeşim. Kardeşim İstediğin kulübe gitmekte serbestsin. Özgürsün. Dört buçuk milyon yoğuyu getir istediğin kulübe gitmekte sebebetsin diyen bir e, Jesus var. Açıkçası fazla forma şansı vereceğini düşünüyor. Zaten Pelkas da farkında. O da forma giyebileceği bir takım arıyor. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Başakşehir'in kafası çalışıyor ama cebi çalışmıyor. Yoksa tam Başakşehir'in topçusu. Bak tam Başakşehir'in topçusu. Beşiktaş'ın kafası çalışıyor ama Fenerbahçe'ye geldiği zaman kafası dur. Tam Beşiktaş'ın topçusu Pelkas. Beşiktaş'a Başakşehir'e giderse gönderdiğimize pişman eder bizi. Bak bizi gönderdiğimize pişman eder. Trabzonspor'a çok bilmiyorum Trabzon kadrosunu. Yani kadrosunu bilmiyorum derken transferleri bitirdiler diye biliyorum. Alacaklar diye düşünmüyorum. Ona yorum yapmayacağım. Bak Konya spor için biçilmiş kaftan. Oraya giderse bizi pişman eder. Ama Hal City'ye giderse de hem Hal City'ye büyük katkısı bulunur. Hem Fenerbahçe'ye büyük katkısı bulunur. Hem de kendi yoluna gitmiş olur. Onu söyleyeyim. Mesajı alan alması lazım. Artık kimlerin transfer teklifi yaptığını bizim niye Hal City'ye göndermek istediğimizi herhalde anlamışsınızdır. Şimdi Zayt'la ilgili de şunu söyleyeyim. Zayt'sın temsilcileri geldi. Bize teklifler var. Şunlar bunlar. 6-6.5'ları altı, altı masaya koydular. Biz işte hani 6-6.5 altı, altı ama direkt 6.5 değil. 6 milyon euro işte direkt 6 mı? O direkt altı diyebiliyorum ama biz de beklentimizi söyledik. Yani 7'ye buçu buldurun diye. Ne yapın edin ağızlarından girin burundan çıkın diye. Pelkasa sıkıntı yok. Ben Pelkasa gitti gözüyle bakıyorum. Kadrolara dikkat edin. Kadro verirken ismini anladığım isimlerden. E, Zayt konusunda da yani 6 milyon euro az para değil arkadaşlar. 6,5 milyon euro. 4,5 Pelkasa'dan altı 6,5 ondan gözü. 11 milyon euro para. Bence 11 milyon euro paraya da müthiş bir isim gelebilir. Mesela Renato Sanchez. Ben olsam getiririm. Hocam kusura bakmadan nah getirirsin. Yani ben, ben olsam getiririm arkadaşım. Niye getirmeyeyim? Renato. Hem Renato'yu getiririm hem Sanchez'i getiririm. Hocam ikisi aynı kişi olsun. Yani ben keyfim kahyası derken 3 kişi sayıyordu. Ben tek saymışım çok mu? Renato Sanchez'i 20 milyon euroya aldılar 2019 yılında kabul. Transfer market değeri yüksek. 28 milyon euroda. kabul. Kabul. Yaşı daha 24 kabul. Ama bir anlaşma yaparsın. Yani güzel bir anlaşma yaparsın. Sonraki satıştan işte %50'si sizin, %50'si bizim dersin. Oynama garantisiyle 12 milyon euroya alırsın. Yani hem Crespo'dan hem Zayist'tan para alırsın. Atıyorum Crespo'yu ona sattın. Zayist dört şey altı buçuğa sattın. altı buçuk milyon euro alırsın. 12'ye futbolcu transfer edersin. Dediğim gibi sonraki satışın %50'si sizin biz 12'nin üstünden yani 12'nin üstüne hesaplayalım falan filan da diyebilirsin. Yani o sana kalmış Fenerbahçeciğim. Ama Renato Sanchez için artık açık konuşuyorum. Böyle bir ihtimal küçük de olsa var. Zayıf da olsa var. Ama birçok kişinin azıca inanmayacak. Onlar inanmayacağı için ben size açık açık söyledim. Öyle bir ihtimal var. Toparlamak gerekirse ben Nino'yu beklemiyorum. Semedo'yu %100 bekliyorum. Renato Sanchez ihtimali içinde hadi şiir gibi bir şey söyleyeyim. Hem Pelkas hem Zayt, hem Crespo dediğim fiyatlar ya da üstüne satılacak. O zaman Renato Sanchez için ben de %90 oy veririm. %90 ihtimal veririm. Bunu da unutmayın. Şimdi bu demek değil ki kesin alıyoruz ediyoruz demek değil. 3 tane ihtimal gerçekleşirse %90 ihtimal veriyorum. da işler zora girdi. Not bu saydığım 3 arkadaşa satarsak Playa ihtimaline de %90 veriyorum. Yani hem Renato Sanchez hem Playa hem de Ruben Semedo için çok net konuşuyorum farkındaysanız. Leon Ortiz için bir şey diyemem. Bu Penza için beklemeyin yani anlattım size duyumların ne şekilde geldiğini. E, Gustavo Henrique zaten 50 kere konuştuk. Pablo Mari hani tecrübeli stoper falan filan diye düşünüyor ama bence saçmalık olur. Onu da söyleyeyim. E, Zayis Pelkası da söyledik. Muhtemelen yolcular. Yolcu 360 yani böyle bir durum var arkadaşlar. Duyumlar silsilemiz burada sona ermiştir. Videoyu çok uzattım kusura bakmayın. 21.45'e de videoyu bir şey kalmadı. Neyse hiç olmazsa canlı yayın açarız belki. Ya da en azından inanlık anlık toparlarım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.